kulaklarını yiyeceğim şimdi. Zeynep, aşkım yalvarırım vazgeç bu sevdadan. Ne olur ya. Ya ne olursun, ben köpek istiyorum. Çok istiyorum, ne olur. Kızım, çocuk istemiyor muydun sen? Ha? Ya bekle bekle, sıkıldım artık. Tamam, iki haftadır deniyoruz, acelen ne? Canım benim, ne iki haftası? 4 yıl 2 haftadır bekliyorum ben. Ay yala yala annem. Mini kuşum, aşkım, bebeğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bebek yerine eve hayvan alma fikri hiç doğru bir fikir değil, haberin olsun. Ya ne alakası var? O başka, bu başka. Evde bir hayvanım olsun istiyorum. Yiyeceğim şimdi bunu. Tamam bak, köpeğin olurum kız ben senin. Ya işte öyle olmaz o işler. Ne yapıyorsun be? Karabaş, gel oğlum. Zeynep, tepemin tasını attırma ha. Bak gördün mü, ben sana olmaz. Merhaba. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi biz şöyle bir şirin, tatlı, böyle mıncır mıncır, böyle böyle mıncıklanacak bir hayvan istiyoruz. Yalnız öyle olup olmadık yerde zart süt gürültü yapmasın. Evet, böyle mi? Çok fazla büyük bir şey de olmasın lütfen. Evet. Ya bir de böyle ortalığa falan işemesin ha? Ha evet, ya sürekli dışarı çıkarmak zorunda olduğumuz bir şey olmasın yani. Yok, yapamayız onu zaten. Değil mi? Aa, bir de öyle deli gibi üreyen bir şey de olmasın. Ha evet tabii canım. Her ya çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane, durum yaşatmasın bizi. Başa çıkamayız çünkü biz 2 kişiyiz. Evet. Bir de biz ne alırsak alalım yani bu alacağımız şey öyle her gelene geçene saldıran bir şey olmasın. Evet. Aa yani. Çocuklarla arası iyi olsun lütfen. Yani çocuklar böyle orasını burasını mıncıkladığında onlara bir şey yapmasın. Tabii. Yani bakın bizim alacağımız şey böyle nasıl söyleyeyim, böyle ufacık, böyle yumuşacık, evet. Tüylü, böyle evet, mıncır evet, mıncır aynen, bir şey. Evet, evet, tüyleri dökülmesin ama. Aa, evet, evet, tüyleri dökülmesin. Bence siz tüylü bir halı alın. Ya Zeynepciğim, bari alacaksak kedi alalım. Ya ha? Ne olur, ne olur köpek alalım. Kedi alalım Zeynep, yavrum. Bir kere kediler 200'lü olur. Kızım köpekler de eblek olur. Ya laf dinlemezsin sen kediye. Allah Allah, köpek de her dakika dizinin dibinden ayrılmaz yani. Ya, ya nankör olur kediler ya. İlgi ister köpekler, her dakika ilgi. Bırt 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 seveceksin sürekli. Ya Allah aşkına, sevmek ne kadar güzel bir şey işte. Kediler bir kere her dakika ilgi ister, her gün kumunu değiştireceksin onun. Ama laf, sanki köpek aşağı kalır. Köpek de bahçeye işiyor, geliyor odaya işiyor. Lan. Ne işiyor? Kedi asır her yere işer. Köpek işemez her yere. Hayır bir şey. Kızım, köpek kokar kokar. Ağzı kokuyor, kendi kokuyor, evi kokutur. Ya çırmalıyor bu, çocukları çırmalar kediler. Perdeleri yırtar böyle. Ama laf, köpek de önüne geleni ısırıyor kızım. Ya, ya hayır ya, ben kedi istemiyorum, ben köpek istiyorum. Ne olur, ne olur. Oh. Kedilerin çiftleşme zamanları geliyor, azıyorlar azıyorlar. Uğraşamam ben onunla. Niye? Sen çiftleşme zamanlarını seversin. Ya. Ya, ya ne? Benim ilgimi dağıtıyorsun. İlgimi dağıtma. İlgimi de bakayım ama. Bak. Bir şey var. Peki sizin bize önerebileceğiniz bir hayvan olabilir mi acaba? Hayvan tüyüne alerjiniz var mı? Olabilir. Var, var galiba benim ya. Bir tek bununkine yok. Evet, o halde size tüysüz bir hayvan önereceğiz. Yani mesela? Yılan mesela. Aa, soğuk o be. Yok, yok, yok. İstemem. Aa, yılan istemiyorum. Zaten yılan besleyecek olsaydık Zeynep'in anasını alırdık eve. Ama beslemesi çok kolaydır. Yani her gün sadece bir tane canlı fare, tamam. Yapma, ne olur ne yapma. İçim fena da cırk cırk orada fare. Aşkım bu yılan fikri gayet güzel bir fikir tamam, ya. Tamam, ne olur söyleme, yılan ama bak deme. Bir düşün, sen kışları üşüyorsun, boynun üşüyor. Hem yılanı besleriz, hem sen böyle üşüdüğünde onu böyle boynun doluyor. Ay, ya yapma. Abuk subuk hareketler yaptırıyorsun burada bana. Ne peki, olur ya. Peki maymun düşünür müsün? Ben maymun, olur tabii. Maymun neden olmasın? Maymunu düşünürüm. Ama bir dakika. Bizim evde de var bir tane maymun. Şimdi onlar kavga etmesinler. Gerçi bizimki büyük abilik yapar. Bayağı yaşlandı çünkü. Ya evet, yani hani yaşlandıysa yenisiyle değiştirmek her zaman daha iyidir. Zeynep, değil mi? Kaşımasana şunu. Kaşıyım ben ya. Ben yeni bir taze bir maymun, ben bunu düşüneceğim. Zeynep. Peki papağan olur mu? Papağan, olur. Olur bak, papağan da şahane olur bize ya. Ya akşamları evde böyle iki laf sohbet edecek biri olur değil mi? Aa, eşiniz çalışıyor mu? Yok, evde. Evde. Ama papağan kadar sabırlı değil. Evet. Ay ya, bir papağan kadar sabırlı değil. Ay, bu
ona kalsın, iki tane alalım. Böyle oynasınlar. Ay. Hey Allah'ım Zeynep, vallahi alemsin ya. Nereden çıktı kızım bu kedi köpek sevdası? Ya benim içimde hep vardı. Ben çocukken de çok istemiştim hayvan da. Bırak köpeği, bana kedi bile almadılar. Niye almadılar? Almadılar işte. Annem köpek sevmiyordu, istemiyordu. Kediye de alerjisi vardı. Ne? Alerjisi vardı annemin kediye diyorum. Öyle mi? Evet. Ne oluyor mesela? Alerji oluyor da ne oluyor? Şişiyor işte. Böyle ağzı burnu, dili şişiyor. Bu kadar oluyor bunu. Gözünü açamıyor kadın. Bayılıp duruyor hep. Anne. Gel, gel, evet. Gel. Çok affedersiniz. Pardon, çok affedersiniz. Buyurun. Ya elinizde böyle kocaman bir, olabildiğince tüylü bir kedi var mı? Var tabii. Buyurun göstereyim. Memnuniyetle. Hemen geliyorum ben. Ne? Kedi mi? Ne? Ozan, aklından geçireyim deme. Uyku çırpı, çok işleyeceğim şimdi. Bana bak, gel buraya. Akvaryum insanı çok rahatlatır. Ay evet ya, çok güzel, çok tatlılar. Ozi, tatlım gelsene bir. Ne var? Gel gel, bak şunlara bak ya. Aa, akvaryum, balıklar ne güzel. Çok tatlılar. Ne kadar bunlar? Bu gördüğünüz model 899 YTL. Oha! Ha, ama her şey dahil olduğu için herhalde değil mi? Hayır. Sadece haznesi bu fiyat. Isıtıcı dahil değil. Isıtıcı dahil değil mi? Ne kadar ısıtıcı? O 50 YTL. 50 YTL. Isıtıcı almasak olmaz mı ısıtıcısız? Olmaz. Aynen. 900 dediniz değil mi? Filtre dahil mi bu fiyata peki? Değil. O da 300 YTL. Oh, 300 YTL dedi ya. Evet. Bari bu geriye kalan ıvır zıvırlar dahil olsun bu fiyata. Dekorasyon mu? Evet. Aa yo, özel bir İtalyan tasarımıdır. Evet. 500 YTL. Vay, İtalya belli ama çok şık. Evet. Çok şık. Adamı herhalde uçakta özel olarak getiriyorsunuz bu dekorasyonu yapsın diye. Ay yani, ama paraya, çok değil tatlılar mi Zeynep? Ama çok tatlılar ya. Allah. Bunlar da rengarenk. Peki bu kesin balıklar ne kadar? Insan. Yani mesela şu büyük olanlar kaç para? O 59 YTL. 59 YTL, iyiymiş, güzel. Evet. Bu küçük balıklar? Onların tanesi 250. Şu kadarcık balık 250 YTL mi? Ya ama çok tatlılar. Evet, tatlılar çok ama. Çok şekerler, alalım mı ya? Yok bebeğim, alamayız biz bunu ya. Nasıl alalım? Ya neden bir tanesini alalım? Aşkım nasıl alalım bir tanem, kurban oldum ya. Bir akvaryum 800, üstüne balık 250. Onun dekorasyonu, filtresi, ısıtması, ooo. Biz bunun yerine bir tane ev alırız, bir taksitini öderiz hiç olmazsa. Değil mi yani? Balıkların evi varken bizim de olsun. Tamam, başlasın. O zaman köpek alalım. Hadi. Ne olur. Hadi yalan, ne olur hadi. Köpek alalım, hadi. Ne olur köpek. Ay bunlar da çok şeker aslında ya. Ya saçmalama Zeynep. Bırak arkadaşım. Bırak, yerine koyalım. Farenin şekeri mi olurmuş ya? Şuna bak. Bilmiyorum. Fare değil, hamster beyefendi onlar. Ne? Yalnız alacaksanız iki tane erkek hamster'ı asla aynı kafese koymamanız lazım. Niye ki? Hamster. Çünkü kavga ederler ve biri diğerini mutlaka öldürür. Ay. Hadi ya. Süper gösteriymiş bu ya. Hanımefendi, bir şey söyleyeyim. Ben hemen bir tane kafes istiyorum, iki tamam. Tane de erkek hamster istiyorum. Tamam. Aynı kafeste, tamam mı? Eve geçerken de 4 tane bir alayım. Biraz çerez kuru yemiş. Ulan şova bak, maçtan iyi vallahi. Yok Ozan ya. Öf, ne vicdansızsın. Şaka yaptım. Kızım şaka yapıyorum. Ne hemen öyle gözünüzü pörtletip kaçtınız be. Ama o halinden memnun. Bana bak, bahis de oynattırdım sana. Paramparça aşklar ve hamsterlar. Zeynep şuna bak ya. Nasıl bir şey ya? Eğer yavru almakta ısrarcı değilseniz bu köpek sizin için çok uygun olabilir. Ay sen nasıl bir şeysin ya? Ya bu bizim kampta yanımıza gelen köpeğe benzemiyor mu? Vallahi benziyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tam senlik ha. Boyu boyuna, huyu huyuna göre. Ya. Ay bu hayvanı sokakta bulduk. El inanları bastırdık. Günlerce sahibini aradık ama bulamadık. Ay. Belli ki biri almış, sonra bakamayıp sokağa atmış. Ay nasıl bir şey bu ya? Ya. Sormayın. Ne kadar sık başımıza geliyor bir bilseniz. İlk önce alıyorlar cins hayvanları evlerine. Sonra bakamayınca 3 gün sonra sokağa atıveriyorlar. Ya evet. Terbiyesiz. İşte biz de kendimize insan, bu garibanlara hayvan diyoruz. Ay hiç. Aşkım bunu alalım mı? Ne olur. Evet abarttın ha. Kocaman köpek kızım, eve koysak kendimize yer bulamayız. Hayır çok ayrıca uysaldır. Yer bu bizi ya gece. Yok yok çok uysaldır. Uysaldır belli zaten. Çişini kakasını da öğrenmiştir bu. Evet veteriner kontrolü de yapıldı. Aşısı her şey var. Buyurun kağıtları göstereyim ben isterseniz. Ben bakacağım onun aşısına kağıtları. Hadi sen ona iyi bak. Ay, hakikaten çok da şekermiş bu ya şimdi.
Almayalım. Ay ne şeker şeysin sen ya. Ay surata bak. Sizin mi? Yani. Ay şuna bak ne kadar tatlı görünüyor ya. Adın ne senin? Ozan. Ozan. Ha, ne orijinal bir ismin varmış. Evet. Ozan. Ozan tatlı. Gel, gel, gelsene. Gel. Hay Allah. Kız kardeşim benim böyle olur olmalık anlarda arıyor beni. Ben bir ona bakayım da geleyim en iyisi. Oğlum sen bekle beni burada bakalım. Ha? Otur bakayım. Otur bakayım. Otur. Çak bıçağına gel. Gördünüz mü? Hadi gidiyoruz. Ya ne olur. Hadi gidiyoruz. Ya ne olur. Allah'ım. Ya gidiyoruz. Bir daha gitmek istiyorum ne olur. İstiyorum onu istiyorum. Ne istiyorsun? Ya o köpeği istiyorum ne olur. Hangi köpeği? Ya işte az önceki köpeği ne olur. Ya Zeynep saçmalama aşkım olma. Bak bir düşünelim eğer olursa yarın gidip çaresine bakarız. Lütfen ne olur. Lütfen olun ne olur. Hayır hayır hadi. Ya ama kimseciklere kalmamış. Herkes hayır, terk et. Ya niye ya niye? Zeynepciğim öyle ne? Pazardan elma alınır gibi eve köpek alınmaz kızım. Bir köpeği aldığın zaman onunla beraber yaşıyorsun ya. Evet. Ne evet'i? Allah Allah. Ondan sonra o diğer psikopatlar gibi sıkılıp köpekten hayvancağızı sokağa mı bırakalım ya? Ben onu bırakır mıyım ya? Bırak. Tamam bebeğim bak bir şey söyleyeceğim. Aşkım bir eve gidelim. Bir düşünelim. Hayır ya. Bak eğer uyarsa yarın gelir alırız. Söz veriyorum. Bak ya, söz verdim. Vallahi istiyorum. Söz verdim. Yani şimdi. Olmaz şimdi. Ya. Ya şimdi. Ve hazır ol. Kızım. Yarın istemiyorum Zeynep. Şimdi. Vallahi rezil olduk ya. Yürü. Aa ay, ya. Ayıptır ya. Hadi. Gattarsın. Gattarsın. Duygusuzsun. Vicdansızsın. Bak kızım. Aa, hadi bakayım. Hanımefendi, bir şey unutmadınız mı? Buyurun. Köpeğin tasmasını da taktık. Aşkım, gel. Gel oğlum, gel. Gel, biz okuyalım. Ben seni bırakmam. Hiçbir yere bırakmam. Aşkım. Aşkım, çok tatlısın. Çok tatlısın sen. Ben tatlıyım ha? Evet. Deminki o kalpsiz, gaddar, acımasız adam nereye gitti? Ha, gitti işte. Ne demiştin başka? Sen söyle bakayım. Seksisin demiştim. Ay, gidelim mi evimize? Şişt, adını koy bakayım. Adı ne olsun bunun? Ne? Lila! Lila! Lila mı? Evet, Lila. Bu ne ya? Bak işte Lila, Lila bağlamışsın sen de. Hadi bakayım. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Annem, ah Lilam benim, ah benim güzelim. Ne? Lila mı? Ha. Adı Lila olmayacak herhalde değil mi Zeynep? Ne var, niye olmasın? Ya niye öyle Totoş ismi gibi be? Ay saçmalama, bu kız bir kere. Ay, ayrıca Totoş olma ihtimali de dolayısıyla yok tabii ki. Yok ya, sen o Lila ismini koy bak onun ne olacağı hiç belli olmaz. Ya gel gel annesim, sen gör, gör. Sen söyle o zaman, bir şey onu koyalım. Köpüş olsun. Ay saçmalama, çok yaratıcısın yani. Gel bakayım, gel bakayım. Gel. Ya, aklıma geleni söyledim, ne bileyim ben. Gel biraz daha vereceğim. Pas pas. Hayır, saçmalıyorsun. Güzel bir isim bul şuna. Kemik torbası. Komik mi yani şimdi bu? Ünlü bir isim diye söyledim. Hı? Ya, ay ya kimsenin aklına gelmeyen bir şey olsun istiyorum ya. Ne mesela? Ne bileyim ben. Böyle kimsenin aklına koymayı düşünmeyeceği bir isim. Konte olsun mesela, Kontes. Gerçekten bravo. Hakikaten kimsenin aklına gelmeyecek bir isim ha. Hatta bence Karabaş koyalım yani o daha böyle değişik bir isim. Oh, yavrum benim, yavrum benim. Ne yapalım o zaman? Bünyamin koyalım. Kim ben böyle Bünyamin'de bir köpek adı duymadım şimdiye kadar. Sen Bünyamin, benim kuzenimin adı. Ya doğru, bir tane var, olmaz ya. Ya şey yapalım. Ne? Benekli koyalım mı? Benekli ama o da çok klişe. Kızım ne beneği? Zaten köpeğin beneği yok ki hayvanın ya. Allah Allah. Gel bakalım gel ya. Olur olur. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Bak 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 bak. Ya onun karakterini anlatan bir şey olsun istiyorum ben ya. Ha, bulduk buldum. İsmi bulduk. Ne? Bak Çişli. Çişli. Adı Çişli olsun bence. Allah seni kahretmesin. İşidin mi sen? Yiyorsun yiyorsun. İşiyorsun ortalıklara ya. Sen işidin mi? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun birader ne bakıyorsun? Kusura bakma ama ben yemeğimden veremem sana. Ya böyle duygu sömürüsü yapma bana lütfen. Aa ayıp oluyor ama ha. Hayret bir şey ya. Hiç sevmiyorum ben yemek paylaşmayı kızım. Va-
Vallahi bu senin işine yaramaz. Yemin ediyorum şekerli bunlar. Annen gebertir beni ne ya. Ne oluyor? Ne oluyor Allah aşkına? Ya Lale bu yediğim şeyden istiyor diyor. Ay lütfen. Onun adı Lale değil. Lila. Aman işte her neyse. Aç galiba hayvan ya. Verseydin sen de biraz mama. Ya Zeynepciğim önündeki tabaktan köpeğe yemek verme diyen sen değil misin? Önündeki onun yemeği. Bu ne be? Lan ne işi var bunun masada o zaman? Ama Ozan yani... Abicim dakika bir gol bir şu işe bak ya hayret bir şey. Hayır ben senin köpek gibi, senin yemeğini de senin gibi hayvanı... Dikkat! Nereye? İzin verirsen tuvalete gideceğim aşkım. Ha tamam tatlım git ama arkanda Lila var dikkat et ne olur. Bu eksik daha Zeynep. Bir de ortalıklarda Vida var mı yok mu onu kontrol edeceğiz. Ya ama lütfen ya onun adı Vida değil Lila. Aman canım her neyse işte. Allah Allah. Ama bu ne bu? Bu iğrenç bu be. Ama bu, ne olur ama lütfen ona iğrenç deme. Ama deme iğrenç. Kızım ona demiyorum be. Baksana telliğimin içine işemiş. İt oğlu it. Bak Ozan anlaşalım. Anlaşalım. Ona it oğlu it diyemezsin lütfen. Niye diyemezmişim? İt oğlu it değil mi kendisi? Koyun kökenli mi? He? Hacı bak biraz dikkatli bakınca anlamıyor da değil koyuna böyle melül melül bakıyor. Ama ne malum bir kere onun işi değil. Geriye bir tane seçenek kalıyor o da sensin Zeynepciğim. Ki bu yaşında o noktaya geldiğini düşünmek bile istemiyorum. Ay tamam. O işlemiştir. Olabilir. Bir kere bu hayvanın sağlıklı olduğunu gösterir tatlım. Ne? Evet bu içgüdüsel bir şey. Hayvan kendi bölgesini belirliyor. Hiç mi izlemedin belgesellerde? Zeynep, Allah'ın bir mantıklı konuş kızım. Hayvan mutfağımın ortasına işiyor. Bu normal mi yani? Bak beni hasta etme. Vallahi çok kötü şeyler olur. Bunu adam gibi öğret gitsin. Çişini mişini tuvalete yapsın bu. Oldu canım. Sifonu da çeksin mi? Yani öğretebilirsen hiç fena olmaz. Ay 4 yıldır sana öğretemedim ben bunu. Ona nasıl öğreteyim? Ayıp be. Vallahi ayıp be kadın. Yani bir köpek için kalbimi kırıyorsun. Ama ne ayıp Allah aşkına yapıyorsun sucuk gibi. Allah Allah ya. Sonra apartman yöneticileriyle ben boktan muhabbetlere girmek zorunda kalıyorum. Salak. Ay evet güldün mü öyle oldu. Ya ayıp be. Otur kızım. Otur kızım. Ay yalamak mı istiyorsun anneyi? Gel. Gel gel gel. Gel kızım gel. Gel. Yala kızım anneni. Yala. Oh. Yala kızım, yala kızım. Vallahi baban da ananı yalamak istiyor ama sen geldin geleli bir haftadır tık yok. Kıymetini bil. Ay şuna bak, gözleri düştü. Gözleri düştü. Uyku mu geldi kızım senin? Uyku mu geldi kızım? Annenle yatar mısın sen bu gece? Bir saniye. Zeynep Hanım. Bu Leyla bizimle aynı yatağa girmeyecek herhalde. Ya onun adı Leyla değil, Lila. Aman her neyse işte, Lila, Leyla. Aynı yatağa girmiyoruz değil mi bununla? Nedenmiş o, niye girmeyelim? Kokuyor kızım köpek. Vallahi leş gibi kokuyor. Anlıyor musun kokuyor? Yok. Birazcık evet kokuyor olabilir. Ama ve senin çoraplarından çok kokmuyor ama. Yapma Zeynep. Leş gibi kokuyor. Koyun gibi tüy döküyor. Salyalar akıyor. Baksana şuna. Yapma yani. İğrenç bir şey bu be. Sen ona bakma anneciğim. Hadi kalk. Hadi kalk biz gidelim artık. Zeynep. Bak yemin ediyorum seni son kez uyarıyorum. Ben bu köpekle aynı yatağa girmem kızım. Seçimini yap. Ya o ya ben. Hayret bir şey be. Bir de düşünüyorsun yani. Yok, ben kararımı verdim. Seni nerede yatırırız onu düşünüyorum. Pes ya, pes yani, pes. Senin belin ağrıyordu, burası da sert. İyiyiz anneciğim, iyiyiz. Üçümüz de çok iyiyiz. Üçümüz de anne. Hayır anne, hamile değilim. Ya Lila'dan bahsediyorum, unutuyorsun hemen. Kızım, anneanneyle konuşuyorum kızım, gel. Anneanneyle konuşuyorum. Merhaba de anneanneye. Merhaba de bakayım anneanneye Lila. Merhaba anneanne. Merhaba de anneanne. Yok anne insan seçiyor. Herkesi şey yapmadı. Bir hoşlanmadı galiba senden. Bir irkildi çünkü. Ha. Ama anneanneye kızım o. Anneanneye kızım o. Yürüm ben seni. Ha. Ozan çağırayım anne. Ozan. Ozan koş. Gel. Gel sen buraya. Annem seninle konuşmak istiyor. Annemle? Evet garip anlamadım vallahi. Benimle? Evet. Gel. Hayırdır inşallah. Yala beni annem. Yala beni annem. Yala beni annem. Gel annem yala beni. Evet. Yala beni annem yala beni. Evet. Yala beni kurban olurum sana. Bilmiyorum. Yala beni. Ya
Vallahi delireceğim ben buna. Gerekebilir. Yala beni annem, yala beni. Gel buraya. Gel. Kayın, evet. Dur bak. Sana biraz daha vereceğim. Gel. Bu durum anlatışıldı. Ben evet artık kesin eminim ve biliyorum. Otur. Evet, doktor gerekiyor. Evet. Otur bakayım. Gel buraya annem. Siz hemen acilen o tanıdığınız doktora haber verin. Ben Zeynep'i kandırıp getiriyorum bugün. Tamam, anlaştık. Evet. Yalnız benim adımın bu işe karıştığını öğrenmesin. Tamam? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ama yeter be, yeter be. Vallahi burama geldi ya. Tak etti be. Yeter canım. Bu ne be? Bu ne? Ne oldu ya? Ya ne oldu kızım? Çorapları mı yemiş? Ay, Lila mı? Yok ben. Bu huyumdan bir türlü vazgeçemiyorum. Tabii ki Lila. Sorduğun soruya bak. Bütün çorap çekmecesini alt üst etmiş. Ay tamam tatlım. Yanma bütün ha. Ben yarın gider sana bir düzine çorap alırım. Ya Zeynep! Ay tamam. Bak kusur işlemiş orada duruyor. Hı. Lila! Kızım ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Bak bu babanın çorabı. Bir daha bu çorapları böyle yenmiş görmeyeceğim. Emi kızım? Bir daha çorap yemek yok. Salla devam. Salla iyice. Ne yapıyorsun ya? Salla ki hayvan onu oyun zannetsin. Geride donk atlet falan da bırakmasın. Onlara da saldırsın. Köpek psikolojisinden hiç anladığın yok değil mi? Hiç. Çok özür dilerim Zeynepciğim. Gerçekten çok büyük bir eksik bu benim hayatımda. Doğru söylüyorsun. Ben hayatımdaki her şeyi hallettim. Senin köpeğinin psikolojisi kaldı. Ozan lütfen ama. Yani bu tip şeylerle biz bu köpeği eğitemeyiz yani. Onu iyilikle eğitmemiz lazım. Ödüllendirerek, cezalandırarak değil ki. Ona çok hassas hayvanlar. Hassas hayvanlar. Değil mi kızım sen? Çok hassas. Bu mu hassas? Çok akıllı, bu çok hassas. Peki. Hassasa al bak. Bak Yogi Can'ı ne hale getirmiş senin o hassas hayvanın. Hadi canım. Yogi Can. Ben seni öldürürüm seni. Kaçma buraya ben. Ya Aziz. Gene ne istiyorsun aşkım? Ya bir şey istemiyorum be. Lila'yı bana aldığın için teşekkür edecektim. Ama ne teşekkürü canım. Kurban olurum sana ben. Zaten köpeğe sürekli bağırıp duruyorum. Bir türlü alışamadım bir Leyla'ya. Ya Leyla de. Leyla deyip durma. Leyla. Tamam. Leyla. Asacağım her tarafa böyle Leyla diye. Ya tatlım biliyorum çünkü sen evde köpek istemiyorsun aslında. Sadece benim için katlanıyorsun. Çok şekersin. Mavi zeytinim benim. Ben senin için her şeye katlanırım. Yeter ki sen bu fedakarlığın ödülünü vermeyi unutma. Ödül mü? Ödül derken tam olarak nasıl bir ödül? Hadi anladın. Sen onu. İşte bir şey anlamadım. Ya manyak. Dur Lila gel canım. Ne? Canım Lila geldi tatlım. Tamam. Ne Saçmalama çocuğun yanında sevişmeyeceğiz herhalde. Vallahi benim için hava hoş. Kapat gözlerini. Saçmalama Ozan ya. Ufacık daha o. Onun beyninde travmalar kalır vallahi sonra. Bilinç altında lütfen. Canım anneye mi geldi sen özledin? Ne diyorsun sen? Benim ne travması? Köpek lan bu. Anneyi başlayacağım. Ya saçmalama. Hayatta ben yardım çağırtırırım valla. Yeter ama tamam. Hadi hop Lila hadi hop dışarı hadi kızım. Hadi Lila. Anneciğim. Hadi. Ya çok bana bak. Anana çok kötü şeyler yapacağım. Valla araya girme karaboda gidersin ha. Ya sen ne yapıyorsun? Zalimsin. Ben zalim. Ya. Ne zalimi ben şimdi gel sana. Gel yavrum gel. Köpeği de göstereceğim 69'dan tavşan yapmayı da yavrum. Ya. Ay. Hayır,